Arkadaşlar merhaba. Bugün size çamaşır makinesi motorunu harici olarak nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Ben bu çamaşır makinesi motorunu zımpara makinesi olarak kullanıyorum. Bakım yapmak için söktüm. Sökmüşken nasıl bağlantı yapıldığını anlatacağım. Ben bir ön hazırlık yaptım. Kablolarımı lehimledim. Bu kabloların hangi soketlerin nereye bağlanacağını anlatacağım. Bir adet makinamı ters düz çalıştırmak için 6 pinli butonum var. Bunu da ön hazırlık yaptım. Böyle bir şema çıkarttım. Bu şemada tamamen hangi kabloları nereye bağlayacağımızın hepsi yazıyor. Bir tane de hız kontrol devrem var. Tork kontrollü bir devre bu. Yani çamaşır makinesi motorum yüke binse bile yine de ayarladığım devri korumaya yarıyor. Şimdi arkadaşlar önce çamaşır makinesi motorundan başlayacağım. Elimde bir tane ölçü aletim var. Ben ölçü aletiyle şöyle bir şema çıkardım. Şu şemayı da şöyle göstereyim size. Burada motorun bağlantı şeması var. Buradaki kabloların sırayla ne işe yaradığı bunların. Burada hız kontrol devremin şöyle bir soketi var. Bu soketin şemasını çıkardım. Motorun hangi kabloları nereye bağlanacak? Bir de burada butonumun şeması var. Bu butona da yine bağlanacak olan kabloların şeyini gösterdim. Hangi kablonun butona bağlanacağını. Şimdi ben çamaşır makinesinin kablolarını nasıl bulduğumu anlatacağım. Şimdi ona geçelim hemen. Arkadaşlar şöyle ters çevireyim. Şurada dinamometre yani takometrem var. Çamaşır makinesinin devrini ölçen. İki tane kırmızı kablo geliyor. Ve en baştaki iki tane sokete geliyor. Şimdi ben soketleri sırayla göstereyim. Topraklama. Bir ve ikinci pinim takometrenin kablosu. Şimdi onun dışında dört kablo daha var. Bunun iki tanesi fırçalara, iki tanesi de bobinlere gidiyor. Onları nasıl bulacağımızı anlatmam gerekirse ya kablo renginden bulabilirsiniz ya da şurada ve şurada fırçalar var. Kömürler var yani. Bunların pinini çıkarıyorsunuz soketlerini. Bunu çıkardım. Bunu da çıkarıyorum. Bunu da çıkardım. Şimdi arkadaşlar şöyle ikisini de çıkardım. Fırçalara giden soketleri. Ölçü aletimi şu kırmızı yere getiriyorum. Kısa devre moduna. Uçları birbirine değdirdiğimizde ötüyor. Ölçü aletini koyuyorsunuz. Şimdi fırçamın birine ölçü aletimin ucunu tutuyorum. Ondan sonra bunlara tek tek değdiriyorsunuz. Kaçıncı pin olduğunu bulmak için. Zaten ilk 1 ve 2 dinamometre yani takometrenindi. 3 ve 4'ten devam ediyorum. 3'te yok. 4'te yok. 5'te yok. 6'da ötüyor. Yani 6. soketim buradaki fırçaya geliyor. Diğer fırçama geçiyorum. Tutuyorum. Yine tek tek değdiriyorum. 3'te yok. 4'te yok. 5'te ötüyor. 6'da yok. 5. 5. ve 6. yani son iki soketim
kömürlerin, fırçaların soketi. Bunları yerine takıyorum. Çamaşır makinesinin soketlerini bu şekilde buluyorsunuz. İki kablo takometreden geliyor. İki kablo bobinden geliyor. İki kablo da fırçalardan geliyor. Önce fırçalardan geleni tespit ediyorsunuz. Fırçalardan geleni tespit ettikten sonra kalan iki tanesi bobinlerin olmuş oluyor. Yani şu an benim totalde 7 kablom var. Birinci kablo topraklama. İkinci ve üçüncü kablo takometre. Dördüncü ve beşinci kablo bobin. Altıncı ve yedinci kablo fırça. Ben bu soketleri, kablolarımı lehimledim. Önden hazırlık yaptım bağlantı için. Şimdi motorumu kenara alıyorum. Hız kontrol devrem var. Hız kontrol devresi normalde bu kablo arkasında bu şekilde geliyor. Böyle bir kablosu var. Yalnız bu kablo böyleyken devrem çalışmıyor. Motor sapıtıyor. Bilmiyorum, bağlantı ilk geldiğinde yanlış mı geldi? Ben bunu söküyorum. Şöyle göstereyim. Normalde aynı buradaki şemada gösterdiği gibi 1 ve 3'e bağlıydı bu kablo. Bypass kablosu. Ben bunu 1 ve 2'ye alıyorum. 1 ve 2'deyken düzgün çalışıyor. Hemen 1 ve 2'ye takıyorum. Arkadaşlar ben bunu AliExpress'ten sipariş etmiştim. Uzun zaman oldu. Ama geçenlerde bir tane daha Türkiye'de bir siteden aldım. Bir torna makinesi yapmayı düşünüyorum. Onun için aldım. O yeni aldığım ünitenin linkini eklerim. Sizin de alabilmeniz için. Şimdi 1 ve 2'ye bağladım bunu. Şurada 3 tane kablo yerim var. Bu elektrik kablomu İki tane AC, bir de topraklama kablosu. Şöyle bir kablom var benim. Bunların da uçlarını lehimledim. Kablolar zarar görmesin diye. İki AC, bir de topraklama kablosu. Bunların bağlantısını da yapıyorum hemen. Şu şekilde bağlantım hazır. Bir de devreden çıkan bir kablo var. Şekilde bir soket kablosu. Ben buna da bir ön hazırlık yaptım. Şu şekilde kabloladım. Burada kabloların renkleri ve ne işe yaradığı yazıyor. İşte göstermiş. En baştaki yeşil kablom topraklama. Ondan sonraki sarı ve mavi kablo dinamometre yani takometreye bağlıyor. Beyaz kablomu ben boş bıraktım. Bir karşılığı yok. Sondaki kırmızı ve siyah kablo da besleme için. Motora enerji vermek için. Onların da bu şekilde kablolarını lehimledim ucuna. Bunları motora lehimleyeceğim. Ben bu kabloların uçlarını da lehimledim. Montajı basit olsun diye. Şimdi başlıyorum. Topraklama kablom. En baştaki kablom. Şimdi bir topraklama kablom.
Sonra devam ediyorum. Sarı ve mavi. Bunlar takometre için. Soketimde 2 ve 3 nolu kablo. Bunları da lehimliyorum. Şimdi bobinlerimin kabloları var sırada. Bobinlerimin kablosundan bir tanesini devrenin besleme kablosuna lehimliyorum. Ben sırayla devam ediyorum. İlk bobinin kablosu. Arkadaşlar geriye 3 kablom kaldı. Sıradaki bobin kablom, son iki kablo da fırçaların kablosu, yani kömürlerin kablosu. Bu üç kabloyu butonuma lehimleyeceğim. Şimdi butonu tekrar anlatayım. Alttaki soketi, çapraz üstteki sokete bypass yapıyorum. Diğer alttaki soketi, çapraz üstteki sokete bypass yapıyorum. Ondan sonra arada kalan bir taneyi devreden gelen kablo için ayırdım. Buradan besleme yapacağım. Diğer taraftaki 3 bacağı da dıştakileri kömürlere, fırçalara yani. Ortadakini de bobin kabloma lehimleyeceğim. Yine yorumlarda takıldığınız bir yer olursa yazarsınız. Cevaplamaya çalışırım. Şimdi bobinimi ortadaki kabloya fırçalarım kaldı. Fırçalarımı da şu dıştaki iki kablomu lehimleyeceğim. Hangisi olduğu önemli değil. Diğer kablomu da diğer fırçayla motor bağlantım tamam. Son bir kablom kaldı. Devreden gelen. Onu da butonun diğer tarafındaki tek kabloya son kablomu lehimliyorum bunu da. Arkadaşlar şu an butonum ve hız kontrol devrimi bütün kabloları lehimli. Şemayı tekrar göstereyim. Yine ben şemanın fotoğrafını linklere hız kontrol devremde bu. Hız kontrol devrem 400 wattlık bir devre. Motorumda 370 watt. Yani devremin gücü motoru karşılıyor. Motoru 400 watt'tan güçlü bir motor kullanırsak ne olur derseniz, motora aşırı yüklenirseniz kartınızı yakarsınız. Motoru aşırı yükte kullanmayacaksanız devre bunu karşılayabilir. Ama siz garanti olması için 400 watt'tan büyük bir motor kullanmamaya bakın. Şimdi arkadaşlar ben şu motorumun ucuna bir tane bant yapıştırayım. Ne yöne döndüğünü görebilmek için. Hatta kağıt bant yapıştıralım. Şimdi şu soketler açıkta olduğu için buna dokunmamaya bakın. Ben elime eldiven giyeceğim.
Yine dokunmamaya çalışacağım. Yine de garanti olması için ucu kauçuk bir eldiven giyeceğim. Çarpılmamak için. Şimdi şöyle burada butonun. Arkadaşlar fişi takıyorum. Evet, fişi taktım. Şu an devremin ışığı yandı. Şöyle biraz daha ortaya alayım. Şimdi arkadaşlar bu sıfır konumunda şu an. Yani kapalı. Motorumu devremi açtım. Devir verdiğimde çalışmadığını görüyorsunuz. Devirimi kapattım. Şimdi bir yönüne bastım butonumu. Devirimi açıyorum. Şu an saat yönünün tersine döndüğünü görüyorsunuz. Sol tarafa dönüyor motor. Şöyle yavaş açayım. Buradan devrini ayarlıyorsunuz motorun. Şimdi devrimi yavaşça kapatıyorum. Sıfırdan iki konumuna geçiriyorum. Devrimi açıyorum. Görüyorsunuz bu sefer de sağ tarafa, saat yönüne dönüyor. Motorumuzu bu şekilde çift taraflı kullanabiliriz. Kullanacağınız yere göre. Böyle tork kontrollü bir devreyle hem torkunu ayarlayabilirsiniz. Yüke bindiğinde devrini korur motor. Hem de araya böyle bir iki altı soketli bir buton ekleyerek motoru ters düz yapabilirsiniz. Görüyorsunuz şu an sol tarafta. Sıfır aldım, durdu. 2'ye aldım. Sağ tarafa geçti. Arkadaşlar normalde bunu potansiyometre ile de yapanlar var. Potansiyometre bu makinenin devrini ayarlar. Mesela boşta dönerken sadece bir potansiyometre kullanırsanız devrini ayarlarsınız. Atıyorum şu an şu devirde de ayarladım. Ama bunu yüke bindirdiğiniz anda ben şu an tutmaya çalışsam da durmuyor. Ama bunu potansiyometre varken tutarsanız bunun devri düşer, hatta durur bile. Şu an yavaş dönmesine rağmen ben bunu durduramıyorum. Hemen devrini ayarladığım devire getiriyor. Dediğim gibi sormak istediğiniz soru olursa yorumlara yazın. Cevaplamaya çalışırım. Bu butonun bağlantısıyla ilgili ben bayağı bir deneme yaptım. Yönlerini bulana kadar. İlk bu cihazı aldığımda arkadaki bahsettiğim şu kabloyla ilgili de uğraştım. Motor garip çalışıyordu. Yani bu şekilde arkadaşlar, bir çamaşır makinesini, bir tane hız kontrol devresi ve bir butonla sağ sol yönlü ve istediğiniz devirde kullanabilirsiniz. Makineyi ne için kullanacağınız size kalmış. Bu şekilde ben bunu dediğim gibi zımpara makinesinde kullanıyorum. Yine zımpara makinesini toplarken video çekeceğim. Onu da eklerim. Arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.